merhaba. Herkes buradaysa hadi başlayalım. Yayının ikinci bölümünde gazetelere bakacağız. Her sabah olduğu gibi. Neleri yazmışlar, neleri yazamamışlar. Neleri yazar gibi görünüp arkasından dolaşmışlar. Nerelerde takla atmışlar, nerelerde habercilik yapmaya çalışmışlar. Hepsine bakacağız. Eğmeden bükmeden. Şuna bir dokunalım yine. Unutmadan artık her sabah bu bizim rutinimiz olsun lütfen yayın başladığında. İlk yayında günaydınlaşamadığımız herkese günaydın. O yayında yazamayan, buraya gelemeyen herkese, şu anda burada bulunanlara bir kez daha günaydın. Dünyanın her yerinden siz hangi dilde günaydın diyorsanız benden de aynı sevgiyle, aynı muhabbetle günaydın size. Gazetelerde ağırlıklı olarak Drav'dan, yani amiyane tabirle Drav'dan, Madi'den merak var, büyük bir merak var. Neyi merak ediyorlar? Bugün kabine listesi açıklanacak, o kabinede kimler olacak? Valla kimin ne işine yarayacak bilmiyorum ama kabine, o ne güzel, Datça'dan da günaydın geldi, Datça'ya da günaydın. Ne güzel zamandır şimdi oraların, değil mi? Sefanız olsun. Best Sniper Domine'ye gitmiş, ne güzel. Artık elemelere katılırsın. Oradan da bir, nasılsa sen bir gün içinde uzun seyahatler yapabiliyorsun. İngiltere'ye de selamlar. Şimdi o yalandan merakla birlikte bir de şöyle bir şey var. İlk yayında konuştuğumuz hani dünyanın beşten büyük ama Türkiye'nin birden küçük olduğu gerçeğinden hareketle, Kreuzberg galiba orası, Kreuzberg'e de günaydın. İstanbul'da Dünya İnsani Zirvesi toplanıyor. Bugün akşam bitecek kapanış yemeğiyle birlikte. Bu da var ama nereden görülmüş ağırlıklı olarak? Şimdi iktidara selam çakma boyutunda Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasından. Ama işin bir de magazinel boyutu var. Sonuçta boru değil. Son James Bond, Daniel Craig dahil, Ashley Judd dahil. Orada insanlar var. Ve bunlar üzerinden de bir takım selam çakmalar gerekiyor haberin içinde. Onlar da yapılmış. Bayağı kalabalık yapılmış şimdi. Bakalım bir görelim. Hürriyet mesela İstanbul'dan dünyaya mesaj, uzatın elinizi diye çıkmış bugün. Uzatın elinizi. Suriyeli çocuklar, evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ellerinden tutarak çıkardı. Dünya İnsani Zirvesi yardıma muhtaç 100 milyonların sesi oldu. Sesi oldu. O sesin kime ne faydası var? Yani sosyal medyadan, günaydın Can Bey, sosyal medyadan yazıp birbirimizi gazlamaktan ne farkı var bunun? Hiçbir farkı yok ki. Hani çok coşturuyor herkes birbirini, çok coşturuyor. Evet, yani sonuçta sura faydası yok mesela. Birleşmiş Milletler'in, UNESCO'nun dünya kültür mirası içindeki bir parçası yok oldu. Sura ne faydası var burada yapılanın? İlk yayında hani bir cümleye değindim ya, sınır tanımayan doktorlar niye katılmadı mesela bu toplantıya? Çünkü bir şey yapılmıyor ki burada, havanda su dövülüyor sadece. Dön baba dönelim. Sen beni sev, ben seni sayayım. Abi, abi muhabbeti yapılsın. Yalandan mesela Angela Merkel'le vize işi konuşulsun. Ya daha bir gün önce İngiltere Başbakanı, ki adamlar bu yaz oylama yapacaklar. Ya Avrupa Birliği'ne artık bay bay demenin zamanı gelmedi mi? Hani bu birlik çöküyor zaten diye. Adam çok aşağılayıcı bir şekilde dalga geçerek, Türkiye bu hızda giderse 3000 yılında girebilir AB'ye dedi. 3000. Hani rakamlı 3, 3 tane 0. Yazıyla ÜÇBİN. Siz sonra, bir gün sonra, olaydan bir gün sonra Angela Merkel'le vize serbestisi konusunda hızlanmayı konuştuğunu söylüyorsunuz. Oldu, biz yemiş gibi davranalım. Tokuz gerçi yedik de geldik biz ama. Of! The Guardian'a Erdoğan makale yazmış. Demek ki sadece Sabah gazetesi açmıyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın sayfalarını. Yani The Guardian'da açabiliyor. Gerçi The Guardian'a yazdığı makale sadece Suriye krizinin önlenmesine yönelik bir takım söylemler. Ve bütün dünyada iş ırkçılığa, bölgesel faşizme doğru hızla koşarken biz hala hani Suriye olayındaki katkımızı da göz ardı ederler belki diye içinden sıyrılmaya çalışarak böyle şeyler anlatıyoruz dünya. Kimse yemiyor ama bunu. Gerçekten. Hani bu ülkede gazeteci arkadaşlarım benim casusluk suçlamasıyla falan içeri atıp çıkartabiliyorsunuz. O baskılar yaşanabiliyor da kimse sallamıyor ki. Kimse sallamıyor, ciddiye almıyor bunu. Sabah gazetesindeki yazı daha etkilidir derim ben. Oradan devam etmekte fayda var. Sürmanşette Hollywood zirvede diye yazmışlar. İşte Daniel Craig'in, Forrest Whitaker'ın ve Ashley Judd'ın da toplantıya katıldığı söyleniyor. Bakalım buradan devam edelim. Manşet rakka pazarlığı bugün Hürriyet'te.
Kobani'de YPG'nin de içinde olduğu Suriye Demokratik Güçleri'yle görüşen Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Wattle, sürpriz şekilde Ankara'ya geldi. Görüşmelerde Rakka'ya yönelik IŞİD operasyonu gündemdeydi. Şimdi yeri geldiğinde söyleyeceğiz ama bir cümleyle önce değinelim. Biliyorsunuz bu aşağılık IŞİD katilleri, kelle kopartan aşağılık yaratıklar, dün aynı anda pek çok noktaya Suriye'de saldırı düzenledi, intihar saldırıları düzenledi. Ve kimi kaynaklara göre 100, kimine 120, kimine göre 140 sivil insan öldü orada. Ve Türkiye'den bir gazete, az önce bahsettiğim seni Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yazısını yayınlayan dün gazete, Sabah gazetesi, bunu Rakka düşüyor diye sevinçle verdi internet sitesinden. Rakka düşüyor diye sevinçle verdi. Utanmadan, hiç vicdanı sızlamadan. Orada siviller ölmemiş gibi. Hani burada konuşuyoruz ya, hep konuşuyoruz ya, herkesin kendi katili var. Kendine yakın hissettiği katiller var. O yaparsa terör diyemiyor. Nasıl mesela Özgür Gün'den, bugün de göreceğiz. Yine aynı şeyi ben ısrarla bıkmadan söyleyeceğim sonuna kadar. Dürümlü'de 16 gariban köylünün ölümünü nasıl yazamıyorsa, Sabah gazetesi de, Laskiye'de ve şu Rusya'nın üssünün de olduğu şeyin kentin adı neydi? Tartus. Oradaki bu saldırıları yazamıyor, yazamayacak. Onları bu şekilde göremeyecek. Gariban insanlar değil. Onlara göre çünkü orada ölenler savaşın o yönde gitmesinden mecburen böyle etkilenen insanlar. Rakka değil, Laskiye'de, yani Suriye'nin içinde, Laskiye'de. Her neyse, Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı gelmiş. Hedefin ne olduğunu biliyoruz. O yüzden uzun uzadıya konuşmaya sanırım gerek yok. Yapılacak bir kara operasyonun içinde Türkiye'nin de yer almasına yönelik bir baskı devam ediyor. Ama tabii bunun ne getirip ne götüreceğini görmek lazım. Sabah kabine, öğleden sonra hükümet programı. Biliyorsunuz bugün kabine açıklanacak. Kime açıklanacak? Sayın Binali Yıldırım'a açıklanacak önce. O da bizi açıklayacak. Kısmetse bakalım, gün içinde göreceğiz. Dediğim gibi ilk yayında söylemiştim. Bugün Ruşen'le gün içinde meclisten de bir yayın planlıyoruz. Bakalım ne zaman denk gelir, nasıl yapabiliriz ama Binali Yıldırım önce bir öğrensin. O bize söyleyince biz de ona göre bir şeyler anlatırız. Vallahi ben bu soruya cevap verdim. CHP dokunulmazlıklara dair. Bu işin bu saçmalığa getirilmesi abukluk zaten. CHP'nin, bakın bu yayın hala duruyor YouTube üzerinde. CHP HDP'nin yanında yer almalı diye yayın yaptım ben burada. CHP HDP'nin yanında yer almalı diye. Bu kadar açık, bu kadar net. Şimdi gelinen noktada Fikri Sağlar, yani siyaseti iyi bilen insanlar, bir grup CHP'li, bazıları mesela Muharrem İnce gibi şunu da söyleyebiliyor. Kardeşim ben bunu desteklemiyorum. Ben bu adamları, bu insanları ben terörist gözüyle görüyorum. Doğrudur, değildir, ayrıca tartışırız. Ama en azından görüşünü net şekilde söylüyor ve üstüne şunu anlatıyor. Ama buna rağmen yapılan iş anayasaya aykırı. Oysa ana muhalefetin genel başkanı ne diyor? O dilekçeye destek olanı partiden atarım. Partiden atarım. Ve iste misiniz? Görüşürüz orada o zaman basın koridorunda. Yani yukarılarda ben çok gezmeyi sevmiyorum. Artık yani içimden de gelmiyor. Yıllarca 15 sene orada gazetecilik yapmama rağmen gerçekten görmek dahi istemiyorum. Çünkü siyaset orada üretilmiyor. Üretilip paketlenmiş, ambalajlanmış şekilde veriliyor. O yüzden evet, CHP, tabii canım ilk başta evet deriz dedi ve anayasaya aykırı olduğunu bilmemize rağmen dedi. Biz de onun üzerine yaptık o yayını zaten. CHP büyük çuvallıyor. Burada yapılması gereken, meclisten hiçbir parlamenterin dışarı bırakılmaması için HDP'nin yanında durmak. Vallahi hani daha önce söyledik de duruyor yayın hala. Böyle şey, komplo teorilerine inanmayın. Yani HDP'yi güçlendirmek falan değildir Kemal Kılıçdaroğlu'nun derdi. Sabahın manşeti, insanlara kapımızı asla kapamayacağız. Ama insanlığa kapattı kapısını dün Sabah gazetesi. İnternet sitesinde dün Laskiye ve Tartus'ta aşağılık IŞİD katillerinin katliamını düşüyor diye. Orada geriliyorlar, hep beraber geriliyorlar, rejim güçleri yeniliyor diye verdi utanmadan. Bunu unutmayalım da kalanını biliyorsunuz zaten, Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözler. Yıldırım'dan 3B formülü, birlik, bütünlük, beraberlik. Oo, süper. Arkadaş bu. Bakalım, neyse biz kendisini engelleyelim de.
3B formülü neymiş onlar? Birlik, bütünlük, beraberlik. Zaten var. Zaten var, ayakta görmedik merkezi ya. Son derece bir, bütün ve beraber şekilde. Eller hani namazda, kıyamda beklemek gibi. Sağ avucun içine alınmış sol el, göbek hizasında birleştirilmiş gibi. Biz gördük zaten, birlik, bütünlük, beraberlik şahane. Sorun şu, bizim ısrarla söylediğimiz, siyaset bunun neresinde ya? Siyaset, kişilik neresinde bunun? Kişilik neresinde? Bu yayınlarda bizim Allah'tan bir gün önce konuştuğumuz, hani diyorum ya, kayıtlı, neyse ki kayıtlı bunlar. Bizim yayınlarımızdan, çok amiyane, bilinçli olarak kullanıyorum bu kelimeyi, araklayan tipler var. Köşe yazarları var, televizyon yayını yapanlar var. Neyse, çok önemli değil. Ama onlar bakın ısrarla şu cümleyi atlıyorlar. Burada aslında hala yapılmayan bir şey var. Orada kıyamda beklenirken bazıları ceketini iliklememiş durumda. Bence bugün onların bile intikamı alınacak. Dün ne konuştuk biz? Israrla ben yıllardır reddediyorum ve bunu eleştiriyorum ama artık kullanacağım. Bekir Bozdağ, bu ülkenin Adalet Bakanı, bu parti Tayyip'in partisidir demedi mi? Aynen bu kelimeyle. Tayyip'in partisi. Sen televizyon ekranında söylerken, Bekir Bozdağ'ın sözünü söylerken bile korkuyorsun. Tayyip'in partisi diyemiyorsun, Tayyip Erdoğan'ın partisi dedi diyorsun. Öyle demedi ki. Tayyip'in partisi dedi. Büyük çuvalladı. Çok büyük çuvalladı hem de. Bu da unutulmayacaktır. Bu bir kenara yazılacaktır. Siz de yazın. Zamanı gelince konuşuruz. Onun için Yıldırım'dan 3B formülü falan hikaye bunlar. Geçeceksiniz. Bugün en heyecanlı insan eminim şu dakika itibariyle Binali Yıldırım'dır. %100. Çünkü hani üniversite sınav sonucunu bekleyen bir öğrenci gibi gidecek bugün saraya. Oradan liste verilecek, kazandığı yeri görecek. Kazandığı yerde hani şu arkadaşlarla çalışıyoruz, grubu tekrar topluyoruz diye. O kadar. Cumhuriyet, AB'den hızla uzaklaşıyorsunuz. Sürmanşet, Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz, Türkiye'nin tek adam devleti olma yolunda ilerlediğini söyledi. Evet, dün akşam, dün öğleden sonra ben de sosyal medya hesabımdan bu duyuruyu retweetleyip üzerine hatta şunu yazdım. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar. Ne güzel sözdür. Burada hala bazıları kulağının üstüne yatıyor çünkü. Yokmuş gibi davranıyor. O kadar tırsıyorlar ki, o kadar insanlıktan nasip almamışlar ki, o kadar ödlekler ki söyleyemiyorlar. Tıpkı bizim sınıfa kimler düşmüş? Doğru doğru. Listeyi bekleyen, hani geçen seneki sınıfımdan 3B'den 4B'ye geçerken, geçen seneki sınıfımdan karılacağı için sınıf öğrenciler, kimler, eski arkadaşlarımdan kimler var diye merak eden bir öğrenci gibi. En heyecanlı adam, kalıbım basarım Binali Yıldırım. İlk yayında söyledim, bir kere daha söyleyeceğim. Bakın, insanların dikkatini çekmiyor. Oysa şeytan ayrıntıda gizli. Dün kendisine kabine listesi hazırlandı mı sorusuna 15 saniye bekleyerek Binali Yıldırım ne cevap verdi? Hazırlanıyor. Hazırlıyorum değil, hazırlıyoruz değil. Hazırlanıyor. Valla Burhan Kuzu bakanlığı kapar mı bilmiyorum ama bu sefer de kapmazsa bilekleri ılık suya yatırabilir. Allah korusun. Öyle bir şey olabilir. 15 senenin sonuçta gerilimi var. Herkes bakan oldu. Herkes bir şekilde bakanlık yaptı. Kuzu Hoca'ya en fazla düşen ne oldu? Sarayda danışmanlık. O kadar. Başka bir hikaye yok. Kimin olduğu çok önemli mi ya? Kimin olduğu çok önemli mi? Adalet de, iç işleri de, ulaştırma da hepsi aynı yerden, tek elden yönetilecek. Söyledi bunu Cumhurbaşkanı. Söyledi, söyledi. Açıkça söyledi. Neyi merak ediyorsunuz ki? Vallahi merak etmeyin ya. Canınızı üzdüğünüze değmez arkadaşlar. Bir liste verilecek. Ha şu olacak. İlk öğrenen Binali Yıldırım olacak. Evet, yani öyle bir ayrıcalığı olacak. Bu ülkede bu saatten sonra başbakan olmanın böyle bir getirisi olacak. İlk öğrenen siz olacaksınız. Hani CNN'in ünlü, CNN Türk'ün logosu şey var ya, sloganı. İlk öğrenen siz olun. Hani ilk taklayı atan bizle birlikte siz olun yazsalar daha doğru olacak ama ilk öğrenen Sayın Başbakan olacak. O kadar, başka bir ayrımı yok. Cumhuriyet'in manşeti dişlilerin dönüşü. Yolsuzlukla suçlananlar, küfürbazlar AKP MKYK'ya girdi. Ağır toplar liste başı kaldı. Binali Yıldırım'ın kazananları adliyeden yönetime. Kılıçdaroğlu'nun 2008'de rüşvetle suçladığı AKP Genel Başkan Yardımcısı, dış politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydı. Şaban Dişli, MKYK ve MYK görevlerinden istifa etmişti. Dişli siyaseti bir dönem ara verdikten sonra 1 Kasım 2015 seçimlerinde Sakarya'dan yeniden milletvekili oldu.
AKP'nin ikinci olağanüstü kongresinde de yönetime yeniden girdi. Listenin yeni isimleri arasında Zeyit Aslan. Zeyit Aslan'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Uçan tekme. Mecliste benim kadın parlamento muhabiri arkadaşlarıma kendisini uyurken görüntüledikleri için ben de sizin bacak aranızı çeksem gazeteye koysam iyi olur mu diyebilen. Son derece saygın, son derece saygın, nazik, kibar bir beyefendi. Yani kürsüdeki adama, senin Kamer Gence, rahmetli Kamer Gence, senin hani neresiyle cinsel ilişkide bulunmak istediğini de açık açık söyleyen, alelade rumuzlu izleyicinin yazdığı gibi tam bir centilmen. Hani baksanız dersiniz ki adam Kensington'da doğmuş. Vallahi. Royal College'da okumuş ve London School of Economics'te eğitimini tamamladıktan sonra LSE'yi bitirip Amerika'ya gitmiş bir de o kültürü alabilmek için ama o Londra beyefendisi modunu asla bozmamış. Asla bozmamış. Haza bir beyefendi. Mark Aresayan var. Mark Aresayan'ı da nasıl görmüş olabilirsiniz? Kendisi dar alanda süper, süper takla atar. Ultra takla atar. Yani 3 metrekarede 8 kere takla atabilir. Hiç kimseye çarpmaz. Duvara değmez. Dönüp kalkabiliyor direkt. Sema Ramazanoğlu, Fatma Güldeme. Sema Hanım'ı artık tanıyorsunuz. Kim olduğunu biliyorsunuz. Aileden sorumlu bakan. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız. Ensar Vakfı ile ilgili özellikle şunu söylediğini biliyoruz. Bir kere yaşanmış bir olayla bir kurumu suçlamak doğru değil. Oysa sonra ortaya çıktı ki Ensar Vakfı'nda bir kere yaşanmamış. Yıllar boyunca seri olarak yaşanmış o tecavüzler. Gördük kendisini. Aynı şekilde Çevre ve Orman, Çevre Bakanı Fatma Gül Demet Sarı var. Liste dışı kaldılar. Kimler? Bülent Arınç, Faruk Çelik, Nihat Zeybekçi, Mevlüt Çavuşoğlu, Recep Akdağ. Çok şaşırdık. Allah Allah. Ne oldu ki acaba? Hayırdır inşallah. Her şey de çok yolundaydı halbuki. Sözcü Tek Adam Korosu manşetiyle çıkmış. Ulaştırma Bakanı kim olur? Bir şey söyleyeyim mi? Ulaştırma Bakanı belki bu kabinede bir ihtimal Sayın Binali Yıldırım'ın belirlediği tek bakanlık olabilir. Tek bakanlık olabilir. Onun dışında kimsenin denk geleceğini zannetmiyorum. Habib Uslu olabilir mesela. Ya da başka kim olabilir? Sivas Milletvekili olabilir. AKP'nin eski özel kalem müdürü Binali Yıldırım'ın eski özel kalem müdürü Selim Dursun. Kars Milletvekili olabilir. O da eskiden siyasete soktuğu bir isim. Sadece tek bir isim ama. Ulaştırma Bakanı'nı belirlerse Sayın Binali Yıldırım öpsün başına koysun. Valla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bizim hani daha 100 yılı doldurmamış Cumhuriyet tarihimizin en uzun süre görev yapan Ulaştırma Bakanı. Eğer belirleyebilirse kendisinden sonraki Ulaştırma Bakanı'nı hakikaten çok büyük başarı olacak. Yarın sabah da ölmezse akılırsak konuşuruz zaten. Sözcünün manşeti Tek Adam Korosu. Onun sözlerini böyle el pençe dinlediler. Biz dün sabah konuşmuştuk. O kongredeki fotoğraf şöyle kıyamdaki fotoğraf kullanılmış. Bir de Diyanet kadınlarla tokalaşmak haramdır dedi fotoğrafların ardından. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ki bunları doğru bulmam ben bu fotoğrafları. Elbette sıkışacak. Ne demek o? Hani şu olabilir bir insan gerçekten dini görüşü nedeniyle. Buna saygı da duymak lazım. O öyle görmüş, öyle istemiş olabilir. Ama birine öyle, birine böyle olmaz. Anlatabiliyor muyum? Biri öyle, biri böyle davranamaz. Onu da yapmışlar. Biz bunların hepsini dün konuştuk. O yüzden o sözcü de süper diyorum ya. Zaman zaman takvim kafasıyla yarışır sözcününki de. Yok size vize, gelmeyin bize diye çıkmış. Nasıl? Çok böyle hani di gibi reklam sloganı, motto olabilecek bir cümle. Yazmayın 30 saniye. Yok size vize, gelmeyin bize. AB kapıları kapattı. Nasıl? Merkel Erdoğan'da fotoğrafını koyuyorsun. Yapıştır. Yok aslında. Çok farkı. Yok size vize, gelmeyin bize. 5 kere söyle. Sabah uyandıktan sonra vallahi dilin çözülür. Dudak tembelliğine birebir. Postanın manşeti canlı bomba AK Parti'nin kongresine saldıracaktı. Bunu nereden biliyoruz? Hatay valisi söyledi dün. Özür dilerim, Gaziantep valisi söyledi. Gaziantep valisi yapılan üst üste yapılan IŞİD operasyonları sırasında ele geçirilen ve örgütün liderlerinden olduğu söylenen ismin eğer
ki yakalanacağını anlayınca üzerindeki bombayı patlatmıştı, hatırlıyorsunuz. Yakalanmasaydı AKP'nin pazar günü yapılan kongresine saldıracağını, bombayı orada patlatacağını iddia etti. İnandırıcı mı? Vallahi ya, olmaması güzel en azından. Bombalı bir eylem. Olmaması, yaşanmaması güzel. Hiç olmazsa o engellenmiş. İnandırıcı mı? Açık yüreklilikle söyleyeyim, değil. Bence değil. Milliyet'in manşeti insanlık için ilk zirve. Neden? Milliyet tüple çalışan bir gazete. Tüple çalışan Vatan'dan sonra ikinci gazete. Çok az yakıyor, çok hızlı kaçıyor. Performansta zerrece düşme yok. Acayip iyi kullanılıyor. Ama arada işte habercilikte keşkülleme ihtimali çok fazla. Tabii Hatay valisi o altına yapan, değil mi? Hani altından yapan. 60'ı devlet başkanı, 164 ülke temsilcisi İstanbul'da insanların acil sorunlarını görüşüyor. Vallahi haberin kalanını okuyamayacağım. Çok özür diliyorum. Çok merak ediyorsanız internetten bulursunuz. Haberin kalanını içim almıyor. Çok özür dileyerek söylüyorum. İçim almıyor gerçekten. Partili Cumhurbaşkanlığı için formül hazır. AK Parti Kongresi ile başlayan yeni dönemde partili Cumhurbaşkanlığı için gereken anayasa değişikliği önerisi 101 ve 103. maddelerin yeniden düzenlenmesini içeriyor. Bakın biz, ya bu konuda tevazu falan göstermeyeceğim. Biz gündemi belirlerken çok daha önde gidiyoruz. Bizden kastım bu yayını ilk kez izleyenler için. Ben kendimi önemsediğim için söylemiyorum. Biz hep beraber. Çünkü öyle yapıyoruz. Bir gün önce konuştuğumuz şey önde gittiğimiz için zaten biz bir gün sonrayı görebiliyoruz. Ve bunu 101 ve 103. maddeleri hatırlıyorsunuz değil mi? Bu yayında size neresinin aykırı olduğunu anlatmıştım. Şimdi oraların değişimi planlanıyormuş. 101. madde Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerini tanımlıyor. 103. maddede de yemin var, yemin. Yani 101. madde diyor ki varsa partisiyle Cumhurbaşkanı seçilenin ilişiği kesilir. İlişiği kesildi mi? Hayır. Parti kongresine sağ olun kalp kalbe karşı filsanın. Partisinin kurucusu olduğu partisinin kongresine yolladığı mektupta, ki ayakta dinlendi biliyorsunuz. Sağ elin içine sol eli alıyoruz. Göbek hizasını da tutuyoruz. Kıyam pozisyonunda dinliyoruz. Neden? Bilmiyoruz. Kur'an bile ayakta dinlenmezken, böyle bir hüküm yokken, ülkenin Cumhurbaşkanı'nın 4 satırlık yazılı mesajını bile ayakta dinlemek için yarışan, ulan acaba biri görür mü, ben ayağa kalkmasam arızaya bağlarlar mı diye tırsan bir güruhtan bahsediyoruz. Onların dinlediği o mesajda benim partiyle gönül ilişkimi kesemezler diyebilen bir cumhurbaşkanının partili cumhurbaşkanı sıfatıyla yerleştirilmesinden bahsediyoruz yeni değişikliğe. Partide durmayın. Bu haberi özellikle okuyorum size. Lütfen dikkatli dinleyin. CHP'nin 13 saati aşan parti meclisi toplantısında referandum çıksaydı Türkiye'de ayrışma artacaktı. Yerseniz. Geçen hafta bununla konuştuğumuz için hiç üzerinde durmuyorum. Bu saçmalığa hala inanmaya hazır birileri varsa gerçekten ama gerçekten mutluluklar diliyorum size. Kafanın kompozit malzemeden olması lazım bu numarayı yutabilmeniz için. CHP'lilerin oylarıyla HDP'liler yargılanacak diye bir kanı var. Allah Allah. Hangi şerefsiz düşünüyor acaba bunu? Çok ayıp. Asla böyle bir şey olmayacak. Asla. Ne demek, ne münasebet CHP'lilerin oylarıyla HDP'liler yargılanacak. Aklımızla dalga geçiyorlar ya. Aklımızla dalga geçiyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Böyle bir kanı var. Asıl kendimizi ateşe attık diyen Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi'ne gidilip gidilmemesi konusunda da parti meclisinde oylama yapılmasını reddetti ve sert çıktı. Bak, sert çıkılan noktaya bak. Hala görüşünüz imza atmaksa partide durmanızın bir anlamı yok. Neden? Çünkü dün zaten basına yansımıştı ki bu iş ilk konuşulduğunda partiden atarım gibi çok haddin hududun ötesinde bir cümle kurmuştu Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi partide buna bayrak açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. Dün ama konuştuk, 4 Haziran'ı bekleyin diyorum ben size. 4 Haziran'da sadece Muharrem İnce'nin çıkışı olarak bakmayın o işe. O biraz daha değişebilir. CHP'de 15 yıl boyunca, ki bunun ilk 5 yılı sadece 2 partili bir parlamento, çok rahat bir dönem. 15 yılın 5 yılını da böyle geçirmişken muhalefette eriyip yıpranan, herkesin beceriksizliğine şahit olduğu bir parti olarak tarihe geçti. Herkesin hani kabiliyetsizliğine şahit olduğu bir parti olarak tarihe geçti. Erdem Gül mü? Erdem Gül siyasetçi değil ki. Eren Erdem olabilir mi? Erdem Gül benim arkadaşım. Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi. Eren Erdem olabilir o muhtemelen.
Tamam, yanlış yazmanız önemli değil. Yani akıl karışmasın. Habertürk ki o da kısmetse tüple çalışacak ama şu anda hibrit çalışıyor. Hem elektrikle çalışıyor işte, hem arada başka şeylerle. 130 milyon muhtaç insana yardım için İstanbul'da buluşan dünya liderlerini Erdoğan'dan çağrı. Birleşmiş Milletler'de reform şart. Neden? Çünkü dünya beşten büyük. Türkiye niye birden küçük? Bir zahmet bile bunu anlatsanız bize. Biz niye birden küçüğüz ya? Niye bir kişinin ağzına bakıyoruz? İkili başarısızlık diye bir yazı var. Fatih Altaylı yazmış. Ya daha doğrusu onunla yapılan röportaj bu. Galatasaray'ın Avrupa'dan men cezasının bir numaralı müsebbibi Aysal, iki numaralı müsebbibi ise Özbek'tir. Ünal Aysal ve Dursun Özbek, iki başkan. Şunun için okudum bu başlığı. Hani ben Galatasaraylıyım falan filan, o başka bir şeydi. Ben zaten söyledim, hani dünyanın en çapsız yönetimi var şu anda Galatasaray'da iş başında. O başka. Ama Fatih Altaylı'nın da zaman zaman doğru şeyler yazabildiğinin göstergesi bu. Oysa biz tapelerde ne duymuştuk? Şimdi yeni anket geldi abi. MHP'den 3 puan alırız. AKP'ye yapıştırırız. 10 öyle dengeleriz. Duyduk mu bunu hep beraber? Duyduk değil mi? Duymayan var mı aramızda? Yok. Ama iş alo Fatih'e kilitlendi. Oysa biz biliyoruz ki, hepimiz çok net biliyoruz ki, Fatihler razı olmazsa alo Fatih gelemez. Alo Fatih'i kimse iplemez. Değil mi? Fatihler önce razı olacak, diğer Fatihler. Ondan sonra da çıkıp şu yalanı söylemeyecek. Çıkıp şu yalanı söylemeyecek. Ben istifa etmedim. Çünkü eğer ben istifa etseydim orada yüzlerce kişiyi kapı önüne koyarlardı. Şu anda kaç kişiyi kapı önüne koydular? Ben Habertürk'te yöneticilik yaptım. 2 yıl Ankara temsilciliği yaptım. 2 yıl Ankara temsilciliği yaptım. Hadi bakalım, yani 2009-2011 arası orada çalışan deve dişi gibi gazeteciler vardı. Kaç tanesi çalışıyor şu anda Habertürk'te? İşe yaramamış o zaman. Hiç olmazsa alo Fatih'e eyvallah demeseydiniz. Biz duymasaydık o rezaleti. 3 puan MHP'den alırım, AKP'ye geçirim, dengeleriz onu. Sorun değil. Unutmayın, unutmayın. Kafanızın bir yerine yazın. Hani hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Yani insan aklının hastalığı unutkanlıktır Türkçesi. Denir ya, o söz vardır ya, ünlü söz. Unutmayın ya. Çok unutuyorsanız yazın bir yere bir cümle. Bir yere yazın. Nerede geçti bu 3 puan muhabbeti? Barcelona Sevilla maçında. Biz banko bir oynamıştık. Orada 3 puan hikayesi üzerinden oldu. Şaka şaka. Tapelerde dinledik ya, hatırlamıyor musunuz? Tapelerde. Anket muhabbeti yapılıyor hani. Habertürk bir gün sonra anket açıklayacak. Orada Fatih Altaylı'nın söylediği alo Fatih'e söylüyor. Ya bu yeni anket geldi mi geyiği yapılıyor. O da diyor ki geldi. Ama durum biraz sakat. Neden? AKP düşmüş. E ne yapacağız diyor. Vallahi diyor yarın sabah anketi yazarken 3 puanı MHP'nin 3 puanını oraya ekleriz. O ikisini düzeltiriz. İşte tamam, Cüneyt Özdemir'le yaptığı o söyleşide de tekrarladığı laf çünkü. Ama ben bunun kendisiyle yapılmış başka bir röportajda da okudum. Ben eğer oradan ayrılsaydım, istifa etseydim yüzlerce insanın işinin sonu olurdu bu. Ben de diyorum ki bakın bunu hani işkembeyi kübradan sallamıyorum. Şu anda bu sözü yarattığım haber kaynağım üzerinde oturduğum organ değil. 2 yıl ben o televizyonda yöneticilik yaptım. Ankara temsilciliği yaptım. Ve diyorum ki 2009'un Mayıs ayından 2011'in Mayıs ayına kadar 2 yıl yöneticiliğini, 2 numaralığını yaptığım televizyonda o günkü o deve diş gibi adamlardan kaç kişi kaldı? Hadi bakalım. Siyasi görüşüm nedir? Siyasi görüşüm sizi ilgilendirmez boyutta. Sizinki de beni hiç ilgilendirmiyor. Siz eğer siyasi görüşüne göre insanları takip ediyorsanız yanlış yerdesiniz, onu size söyleyeyim. Büyük hata yapıyorsunuz. Bence öyle takip etmeyin. Beni ama özellikle takip etmeyin eğer öyle bir şey düşünün. Yani siyasi görüşüme göre izleyecekseniz bu yayını lütfen izlemeyin. Tamam. Yeni Şafak Umut Zirvesi manşetiyle çıkmış. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler'in Dünya İnsani Zirvesi İstanbul'da düzenlenen bu toplantısını kimse iplemedi. Kimse iplemedi. O yüzden hani yandaş medyadan biraz gazlama gerekiyor. Muhtemelen zaten artık talimata da gerek yok böyle şeyler için. Hatayı siz peşin hükümle yalıyorsunuz, amacım başka. Valla amacınızı yanlış anlatıyorsunuz o zaman. Valla amacınızı yanlış anlatıyorsunuz.
Türkçe üzerinde uzlaşmakta fayda olabilir. Hani demin yapıyorsunuz, yalıyorsunuz. Evet, biraz sıkıntılı oldu ama iş aş Haydarbaş mesela süper. Ya da o Harry Potter serisinin ünlü yıldızı Elijah Wood'un söylediği gibi Work Food Elijah Wood, o da olabilir. Hani Avrupa'ya, dünyaya açılacaksak, Haydarbaş'ın ilkeleriyle devam edeceksek o ilkeden de gidebiliriz. Mottomuz o da olabilir. Yüzüklerin Efendisi, çok özür dilerim. Work Food Elijah Wood. Nasıl? Şahane slogan değil mi? Bence tutar. Hem Haydarbaş'ı da yad etmiş oluruz saygıyla. Umut Zirvesi haberini o yüzden çok özür dileyerek okuyamayacağım. Çünkü okuduk bu haber ilişkin, değerlendirmemizi yaptık. Bu haber böyle değil. Yani o kadarını bilin. Starkey biliyorsunuz milli iradenin sesi olmakla birlikte parti bülteni sıfatını da çok iyi taşır. Lütfü Oflaz'ın yazıları başlıyor. Hayırlar olsun Türkiye, gözün aydın. İnsanlığın zirvesi diye çıkmış. Neden? Çünkü zirveyi sallayan yok. Yandaş medyanın biraz destek atması gerekiyor. Hadi koçlar, bir gazlarsak size zahmet, bir omuz atalım. Yokuşta teklemiş geri kaymak üzere olan dandik araba gibi bu. İttiriyorlar. Yokuş aşağı çevirip iki de vurdursalar daha iyi çalışır aslında. Yıldırım kabine. Bak şimdi yıldırım kabine manşeti. 65. hükümet kurma görevini alan AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım yeni kabineyi sabah saat 10'da Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacak. Bu iş patladı biliyorsunuz. 10.30 oldu zaten. Orada yattı. Bir. Bugün ayrıca Yıldırım'ın kabinesi onaylanmış, başbakan olarak mecliste ilk grup toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor. Doğrudur. Pazar günü yapılacak güven oylaması ile yeni haftaya yeni hükümetle girilecek. Yaşasın. Yeni hafta yeni hükümet. Biz onu hani yeni gün yeni şans diyebiliyorduk ama kurban olduğum Allah verdikçe veriyor. Bize bir de yeni hükümet verdi üstüne. Düşün. Ne şanslı ülkeyiz be. Zaman dünyaya insanlık dersi diye çıkmış. Neden böyle çıktığını herhalde tartışmaya gerek yok. Gazetenin kalanını da okumaya gerek yok o yüzden. Derdi belli. Özgür Gündem bugün demokrasi direnişte diye çıkmış. Ama o önemli haberi 16 zavallı köylünün Dürümlü köyünde katledilmesini anlatmıyor. Yine anlatmıyor. Neden? Onun da reisi var çünkü. Onun da patronu var. O da ondan tırsıyor. O kadar tırsıyor ki HDP'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın söylediği o bir cümlelik aslında hiçbir şeye değinmeyen, bir şey anlatmayan ama en azından ya bunu da söylemezsek ayıp, yuh artık denilecek cümleyi bile kullanamıyor bir haftadır. Kullanamayacak da. Ben de ısrarla söylüyorum, kullanamayacak. Böyle bir şansı yok. Neden? Onun da reisi var çünkü. Star gazetesi reisinden ne kadar korkuyorsa Özgür Gündem de o kadar korkuyor reisinden. Çünkü o da aynı zamanda bir parti bültenidir. PKK'nın Kürdistan İşçi Partisi açılımı onun parti bültenidir. O yüzden söyleyemez böyle bir şey. Ama altında yazar mesela faşizm ihya ediliyor diye yazar. Tartus Velaski'ye de Daesh katliamı diye yazar. Ya da üstünde çünkü baskıcısınız diye. Bu gazetede destek amaçlı geçici nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapmış insanlara dava açılması gibi aşağılık bir hareketi burada evet savunur. Çünkü bilir ki insanlar bunu destekleyecekler. Ama yazamaz. 16 gariban köylünün onca bomba içinde, 15 ton bombayla vücutlarından kalan parçalar 60 kiloya düşecek kadar ağır bir patlamayla yok edildiğini yazamaz. Çünkü onun da reisi var. O da reisinden tırsar. Çok tırsar hem de. Haftada bir gün yazı yazdırır en az reislerinden birine. Diğerine yazdırmazsa onu da 2 gün sonra telafi eder. Vatan Gazetesi ki o tüple çalışan ilk gazetedir Türkiye'de. Hala öyle çalışır. Teknolojisi biraz eski kaldı haliyle. Elinizi taşın altına koyun manşetiyle çıkmış Erdoğan 60 ülkenin liderine mülteciler için acil yardım çağrısı yaptı. Hayırlısı olsun. Kabine bugün. Yemin et. Ulan şeytanın aklına gelmez. Bir de saat 10'da falan. Çünkü dün talimat gittiği için 10'da yazabilmiş. Oysa 10.30 oldu toplantı. Hangi çağrı? Benim çağrım mı? Valla ben çağrıda falan bulunmuyorum. Ben çok net söylüyorum. Yapamazlar arkadaşlar, yapamazlar. Bu çağrı falan değil. Hani burada şöyle bir hava arıyorsanız yanlış yerde arıyorsunuz. Delikanlıysan yaz. Alakası yok. Bir kere öyle bir çağrı ya zaten yapamam. Benim haddim değil. Ama şunu söylemek haddim. Yazamayacak. Yazamaz. O insanların vücutlarından kalan 15-16 garibandan 60 kilo et parçası ve kemik parçası kaldı.
onlar da çürüdüğünde belki bir ihtimal. İş unutulduğunda yalandan dokunabilir. O kadar. Hayırdır ya, Dilber Ayge'yi nerede? Yazarsa özür diler misiniz? Niye dileyim? Pardon, neyin özrünü dileyim? Sen neredesin arkadaşım bir haftadır? İnsanlar yok oldu toprağın altında. 15 ton bombayla öldürdüğün 16 gariban köylüyü. Neredesin? Ben neyin özrünü dileyeceğim? Özür falan dilemem. Özür dileyecek olan ben değilim. Özür dileyecek olan bu gazete. Türüp çıkıp evet ya biz çok büyük hata yaptık demeli. Büyük iddiada bulunuyorum evet. Çok büyük iddiada bulunuyorum. Yazamaz, yazamayacak ki. Ama 10 gün sonra, 15 gün sonra, 1 yıl sonra yazarsa da hiçbir kıymeti harbiyesi kalmayacak. Hiç. Reisinden hala tırstığı belli olacak. Hayırdır, Dilberay muhabbeti nereden çıktı arkadaşlar? Taraf bu arada Kobani'den Ankara'ya diye Hürriyet gibi benzer manşetle çıkmış. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Votel'in Ankara'ya ziyaretini. Binali'nin işini benzetti Ceyda Hanım Dilber'e. Arkadaşlar birinin üzerinden yapmayalım bunu. Bakın tekrar söylüyorum. Neye inanıyorsunuz? Ya neye inandığımı anlatıyorum. Sevgili izleyicim, neye inandığımı anlatıyorum. BM'ye mülteci eleştirisi. Bu arada dün Cumhurbaşkanı'nın Çipras'a sorusunu duydunuz mu? İnternette çok yayıldı. Oradan görebilirsiniz. Veris Tay ile Veris Kravat arası şahane bir soru soruyor. Veris Tay, hani kravat hediye etmişti ya geçen gelişinde. O Veris Tay ile Veris Kravat arası acayip bir soru soruyor. Daha önce kime sormuştu? Yenge nerede diye İngilizce. Where is your wife? Kime sormuştu ya? Birine sormuştu. Hatırlıyor musunuz? Yenge nerede? Olmaz. Ben getirdim daha önce diye. Putin'e ha? Yaşa. Yaşa tabii. Antalya'daki zirvede değil mi? Antalya'daki. Sevgili Özgür yaşa. Putin'e sormuştu. Putin'e. Özgür doğru söylüyor. Putin çünkü eşini getirmemişti. Antalya'daki zirveye where is your wife diye sormuştu ona da. Where is your wife? There is my wife. Now do the same. Bugünlük İngilizce dersimiz. Where is your wife? Where is your tie? Bugün öğrendiğimiz kalıp. Where is kalıbı. Şimdilik tekil nesneler üzerinden. Where are your trousers? Mesela onu sonra öğreneceğiz. Çünkü kafamız karışabilir. Şu anda tekilleri öğreneceğiz. Where are your glasses? Bunu sonra öğreneceğiz. Ama şimdilik bu cümle bize yeter. Where is your tie? Now repeat after me. Do the same. Where is your tie? Çok sıkışırsanız where is your kravatta diyebilirsiniz. Olur. Yani ne olacak ama. Ölümlü dünya. 3'e 5'e tekile çoğula bakmayacağız. Kütüphanedeyim, ders çalışıyorum. Ne güzel bir yer ya, kütüphanedesiniz. Bayılırım ben de. Evrensel'in manşeti işte Erdoğan'ın onayladığı kiralık işçi modeli. 14 günde 8 iş yeri değiştirdim. Hatırlıyor musunuz? Burada kiralık işçiye yönelik düzenleme ile ilgili. Hani bu uzun süreli konuşulması gereken bir yayın ama benim donanımımı aşar. Hani bu daha fazla ekonomi bilgisi gerektiriyor, ekonomi üzerinde çalışma gerektiriyor diye. Ben sadece işin hukuki boyutunu anlatmıştım. Yani bu modern kölelik getirecek. Sadece herkes birbirine işçisini atacak. Ha tamam, sadece benzetme yapıldı Dilber Ay derken. Tamam eyvallah, o zaman ne olur. Sadece dalga, hani çok insan yapıyor Ahmet Bey. Ne olur o aşağılık tavra biz hizmet etmeyelim, olur mu? Sadece bu. Burada o hakaret olmasın kimseye. Yok, insanlar sadece modern köle değil. Şimdi bir de köle pazarları kurulacak demiştik. Şimdi 14 günde 8 iş yeri değiştirdim haberiyle Evrensel bunu anlatmış. Esenyurt'ta 3 aydır kiralık işçi olarak çalışan İzzettin Akın'ın anlattıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hızla onayladığı kiralık işçilik yasasının ne anlama geldiğini gösteriyor. Akın, şu an benim çalıştığım sistem en kötü sistem diyor. 2 gün Büyükçekmece'de, 1 hafta Topkapı'da, 3 gün Tahtakale'de. 3 aydır çalıştığım yerlerin sayısını hatırlamıyorum ama 14 günde 8 iş yeri değiştirdiğim oldu. Neden? Artık işçi alınıp satılabilecek bir şey çünkü. Akşam yüzlerini aykırdı goy goyuyla çıkmış. Neden öyle çıkmış? Çünkü öyle talep edilmiş. Ya da öyle talep edileceği düşünülmüş. Ya böyle yaparsak iyi olur. Houston'a da selamlar. Şimdi akşam ve üzerine takvim okuyacakken Houston'la ilgili iğrenç bir espri yapmak mümkündü ama gününüzün kalanı kötü geçmesin diye.
insanlık gösterip dünya insani zirvesi de varken içime atıyorum bu aşağılık espriyi. Yaşanmamış gibi devam edelim aramızda. Yüzlerini aykırdı. Ne aykırdı? Birleşmiş Milletler'in 71 yıllık tarihinde ilk insanlık zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada en çok mülteciyi barındıran Türkiye'nin uluslararası toplumdan gerekli destek ve katkıyı almadığını söyledi ki doğrudur bu. Doğrudur. Uluslararası toplum özellikle Arap dünyası kıçını çevirmiş durumdadır. Neden? Onlar her şeyi böyle yapar. İnsanlar Allahu Ekber diyerek birbirlerini keser. Bakmaz Arap dünyası. Neden? O paraya bakar. Onu sadece para ilgilendirir. Yalandan Arap ligini bile toplayamazlar. 3 milyarı tokalamadılar daha benim bildiğim kadarıyla. Yok yok, bu içimde kalsın. Artık daha adil bir yük paylaşımına gidilmesini bekliyoruz. Vallahi iyi olur. Doğru söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı, bu sözler doğru. Altına herkes imzasını atar. Bize akıl veriyorlar ama ABD ve Avrupa dokunuyor. Bakın şimdi. Türkiye'deki dokunulmazlık tartışmalarına kaygı verici yorumuyla katılan Batı ülkeleri söz konusu kendi vekilleri olunca istihbarat örgütlerini bile devreye sokuyor. Haberin içini okuyalım. Okuyalım, bir şey söyleyeceğim size. Amerika'da Massachusetts senatörü Joyce hakkındaki haksız kazanç iddiaları üzerine doğrudan soruşturma başlatan FBI senatörün ofisini bastı. Florida eyalet yargıcı Rex Sidler de Obama'nın sosyal güvenlik numarası ile ilgili soruşturma başlattı. Aşırı sağcı Hollandalı Wilders ve Francis Le Pen hakkında da davalar mevcut. Şimdi güzel kardeşim bak, yalan böyle kurgulanıyor işte. Hani ilk yayında bir izleyiciye biraz da sert çıkmak zorunda hissettim ya. Gerekçesi bu. Çünkü bu yalan böyle kurgulanıyor. Sonra bu Facebook'ta, Twitter'da yayılmaya başlıyor. Bir takım danalar bunu dolaştırmaya başlıyor. Sonra evinde oturup sadece bunu izleyen, kitap okumayan, araştırma ihtiyacının zerresini hissetmeyen insanlar buna inanmaya başlıyorlar. Bakın, haberin için dikkatli okuduğunuz zaman ne kadar büyük bir yalan söylendiğini siz de anlayacaksınız. Ne diyor? Haksız kazanç iddiaları üzerine doğrudan soruşturma başlatan FBI. Şimdi haksız kazanç üzerine soruşturma başlatılacaksa bizim elimizde boru gibi 17-25 Aralık tapeleri var. Hadi araştıralım. O zaman soru şu değil mi? Mecliste neden atladınız? Neden o soruşturmalar durduruldu? Burada bahsedilen dokunulmazlığın kaldırılması değil ki. Yalan, hırsızlık üzerine yapılan bir araştırmadan bahsediliyor. Hollandalı Geert Wilders ve Francis Jean-Marie Le Pen'le ilgili olarak yapılan da ırkçılık suçlaması, ayrımcılık. Yalan söylüyorlar. Bu haber böyle değil ki. Onun için işte bunu çok insana okuttuğunuz zaman yırtıyorsunuz. Neden? İnanıyor insanlar. Hemen 2023'te Lozan bitiyormuş. Nasıl bitiyormuş? Kullanma günü mü geçiyor? Üzerinde etiket mi var? Arkadaşlar, muhtemelen yenisiniz yayında. Küfrederseniz yayından sizi şutlamak zorunda kalırım. Kime küfrettiğinizin bir önemi yok. Biz burada küfretmiyoruz. Sadece zekayı kullanıp zekamızla insanların üzerine gidip bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Küfretmeyin. Ben de sizi bir daha uyarmayayım, olur mu? Kime küfrettiğinizin önemi yok. Yani birileri küfredilebilir insan statüsünde değil bu yayın. Yani birine küfrettiğiniz zaman hoş karşılanacağını falan düşünmeyin. Hiç kimseye küfretmiyoruz biz. Şimdi normalde hani budakları alınmış bir kütüğün üzerinde yazılanları okumaya çalışsanız aslında 3 aşağı 5 yukarı görebileceğiniz şeyleri yazmış yine Takvim Gazetesi. Ama Takvim Gazetesi bunları yazarken fikri takip esasından asla vazgeçmeyeceğini, gazeteciliğin temel ilkelerinden zerre kadar ödün vermeyeceğini göstermiş. Nasıl göstermiş? Yazmayın 30 saniye. Bakın bu çok önemli. Lütfen yazmayın, herkes görsün. Fikri takip nedir arkadaşlar? Sabah gazetesi geçen haftanın başında ne yazmıştı? Beşiktaşlı emeklilere 186 lira fazla para verilecekti, değil mi? Hatırladık mı? Hatırladık mı? Bakın beyefendi, bir daha uyarmayacağım sizi. Gidin başka yerde küfredin. Burası değil yeri. Gidin başka bir yerde küfredin. Bir daha uyarmayacağım. 186 liralık zam mı? Mario Gomez'in kafasıyla verdiği için biz demiştik ki ulan emekliye 5 müjdesi var adamın. Helal olsun, hem 28 gol at, Türkiye Ligi'nde Beşiktaş tarihinde en fazla gol atan yabancı topçu ol. Hem de emekliyi, çalışanı, işçiyi, memuru bu kadar düşün. Helal olsun. Bakın, bitti mi? Hayır. Mario Gomez çalışmalarına devam ediyor. Bu sefer de 29 milyon kişinin yüzünü güldürecek. Bak, Mario Gomez 29 milyon kişinin yüzü gülecek. Mario Gomez güldürecek.
Neden? Çünkü gazeteyi Çin pavyonu gibi hazırlarsanız, böyle her yerinden kırmızı, yeşil, sarı, turuncu, pembe, renkli renkli ampuller patlatırsanız böyle oluyor. Gazete çorbaya dönüyor, giriyor. Ama ne yapıyormuş? Bakın, 11 milyon emekliye promosyon, 13 milyon çalışana kıdem tazminatı, 4 milyon 200 bin gence sağlık sigortası, 720 bin taşeron işçiye kadro. Mario Gomez bu kadar da büyük bir adam ya. Helal olsun. Şöyle bir topladığınız zaman 11, 24, buraya da 5 desek 29 milyon insan ya. 29 milyon insanın 28 gol atmış bir adam, 29 milyon insanın da hakikaten yüzünü güldürüyor. Helal olsun. Mario Gomez'e bunu söylesem adam kaçacak delik arar. Bunların hepsi bana girecek diye muhtemelen. Niye? Öyle yazıyor gazete. Öyle yazıyor. Mario Gomez hakikaten ben Galatasaraylıyım ama helal olsun. Bu arada Volkan Demirel ile ilgili bir haber var. Sosyal medyada iki gündür geziyor ama dün haber kendisine sorulduğunda o da doğruladı. Bunun duyulmasını istemezdim dedi. Helal olsun. Ben daha önce söylemiştim. Hani Volkan Demirel'in Türk sporunda çok da önemli bir adam olmadığını, hatta yarattığı şiddet dalgasıyla iyi bir örnek olmadığını da söyleyen bir adamım. Benim bir gazeteci arkadaşım antrenman sahasında seni evinden aldırırım diye tehditte bulunmuştu. Hepimiz gördük bunu görüntüleriyle. Merak eden varsa YouTube üzerinden de izleyebilir. Ama o Volkan, aynı Volkan, öyle büyük bir işe imza attı ki helal olsun. Helal olsun, nasıl eleştiriyorsak zamanı geldiğinde takdir etmeyi de bilmemiz gerekiyor. Helal olsun diyebilmemiz gerekiyor. Somalı madencilerin 301 madencinin banka borçlarını kapatmış. 900 küsur bin lira. Harbiden helal olsun. Harbiden helal olsun. Ve orada kameraların önünde gezip şuraya bu kadar bağışlayacağım, buraya şunu vereceğim falan deyip sonra topuklayan, ortalıkta görünmeyen bütün adamlara da bir parça ahlak dersi olsun bu. Helal olsun. Vallahi günah mı yıkadı, ne yaptı bilmiyorum. Ben yaptığını hala söylüyorum. Hala söylüyorum. Benim bir gazeteci arkadaşımı tehdit ederek seni evinden aldırırım ulan demiş. Bunu kameraların önünde yapmış bir adam. Ya bunun Galatasaraylılıkla Fenerbahçelilikle bana alakası yok. Ben bir grup arkadaşımla birlikte hala Cumhurbaşkanlığı muhabirliği arasında, yeri gelmişken anlatayım size, övünme vesilesi değil ne olur. Öyle anlamayın. Ümit Davala Galatasaray'ın çok önemli bir futbolcusu ve ben bilmeyenler için ben Galatasaraylıyım. İyi de Galatasaraylıyım övünmek gibi olmasın. Ama Ümit Davala Çeşme'de kendisini görüntüleyen bir gazeteci arkadaşımı bundan kaç yıl önce 2008-2007'de Abdullah Gül seçildi. Herhalde 2008 yılı olması lazım. Galatasaray kulübü şampiyonluk kutlamaları için Çankaya Köşkü'ne çağrıldı. O dönemde Çankaya Köşkü vardı. Ve arkadaşlarımla birlikte organize ettik bir eylem. Ben de o eylemin kurucularından bir tanesiyim, Ümit Davala. Ümit Davala'ya madalya takılırken, Çankaya Köşkü'nde yapılmış tek eylemdir hala, tek gazeteci eylemdir, ikincisi yapılmadı. Bütün foto muhabirleri fotoğraf makinalarını, kameramanlar kameralarını, biz muhabirler de ellerimizdeki mikrofonu yere bıraktık. Biz seni tanımıyoruz diye. Ben Galatasaraylıyım. Çünkü bununla bir alakası yok. Burada yapılmış bir kötülük var. Hala Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde yapılmış tek eylem olarak durur o. Tek eylem, tek protesto eylemi olarak. Ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bunu görüp sormak zorunda kaldı Ümit Davala'ya. Niye böyle oluyor diye. O da anlatmak zorunda kaldı. Ve gelip özür diledi ondan sonra. Benim bir gazeteci arkadaşımı dövdü çünkü. Gerekçesi de sadece kendisini gece hayatında sarhoş olarak yakalamasıydı. Bu kadar basit. Dünyanın her yerinde sarhoş bir futbolcu haberdir. Sarhoş bir futbolcu haberdir. Anlatabiliyor muyum? Onun için Volkan Demirel ile ilgili bölümü anlatacağız. Helal olsun, ayakta alkışlayacağız. Helal olsun yaptı. Hakikaten çok büyük iştir. Ama onu unutmayacağız. Çünkü o benim o gazeteci arkadaşımdan özür falan dilemedi. Seni evinden aldırırım ulan. Ondan özür dilemedi daha. Anlatabiliyor muyum? Mevzu bu. Şimdi takvimin manşeti, takvim kendini aşmış dedik ya bugün. Her gün aşıyor zaten. Çıtayı acayip yerlere koyuyor ama en babasını sona sakladım. Sakın bir yere gitmeyin. Hakikaten yaşamı sorgulayacaksınız. Size öyle bir şey okuyacağım ki yaşamı sorgulayacaksınız. Sigara içen futbolcu haber değildir. Cruyff'la birlikte bitmiştir bence mesela. Hani yeni kaybettiğimiz Johan Cruyff var ya, dünya futbolunun efsane ismi. Kaybetmiştir o. Hakan'ı mı söylüyorsunuz? Hakan mıdır? Galatasaraylı Hakan mıdır? Hakan Baltam, onu mu anlatıyorsunuz?
Bitmiştir o. Yani onun haber değeri yok. İyi bir şey demiyorum arkadaşlar. Hemen tersten anlamayın. Futbolcu adamın sigarayla ne işi olur? Elbette. Ama haber değeri yok bence. Takvim kendini aşmış tek oklu haberden. Tek oklu biliyorsunuz. Bugün tekillerden gidiyoruz. İngilizcesinde de. Where is your tie? Where is your cravat? Hani kravatı böyle vurgulamak şekilli mi? İlginç. Ama yapmazsak iyi olur. Takvim bayağı bir atlamış, uzağa atlamış. Üç oklu haber yapmış. Üç oklu. Oktan bir manşet ama üç oktan bir manşet. Yazmayın. Yazmayın, yazmayın. Bir dakika şimdi göstereceğim size çünkü. Bunu görmeniz lazım arkadaşlar. Göremeyene de günah. Son surat haberin manşeti. Takvimin de manşeti. Yazmayın lütfen. Son suratta kimler görünüyor arkadaşlar, yazmayın. Bakın HDP'li milletvekilleri Diyarbakır'ı ziyaret ettiler ve esnaf, bir grup esnaf büyük protestoda bulundu. Yani işler güçler bitti, sur battı, burada artık ticaret yapma şansımız yok falan filan. Zaten görüntüleri de var, bunu izlemişsinizdir. Onu 3 okla. Neden? Çünkü 3 milletvekili var görüntüde. Ben de yani daha çok konuşma balonu tercih ediyorum, çok seviyorum. HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Grup Başkan Vekili İdris Baluken ve Sibel Yiğital. Şimdi 3 ok çıkartmışlar ki, bakın bunların hepsi HDP'li ha, yamuk olmasın. Yani HDP'li deyince İdris Baluken'i tanıyacaksınız, sadece o değil. 3 oklu haber. 3 oktan manşet. Yani oktan manşet ne kadar kötü bir şey, 3 oktan manşet ne kadar daha kötü bir şey olabilecek. Dünyaya insanlık dersi dinleyerek elbette ki dünkü toplantıya bir takla atılmış. Bağlılık bildirisi yapılmış. Ama insanlığın zorlandığı haberler var. Mesela mala zarar diye bir haber var. Mala zarar. Nedir? Cana değil mala gelsin falan filan hikayesi var ya. Mala zarar haberin adı. Haberin manşetinde Nezihe Yılmaz adında başörtülü bir hanımefendinin fotoğrafı var. Yanında da deniyor ki mala zarar bak haberin adı. İstanbul'da ameliyat olan Nezihe Yılmaz'ın karnında mala unutuldu. Mala unutuldu. Haberin başta ne? Mala zarar. Hastane 42 bin lira tazminata mahkum oldu. Şimdi burada maladan mı bahsediliyor, yapılan mallıktan mı bahsediliyor? Bu gariban kadının fotoğrafının işi ne burada? Mala zarar. Kim kime zarar verdi? Bu kadına zarar verilmemiş mi? Evet. Peki buradaki mal kim oluyor o zaman? Ama bunu yapan kafayı çözmenin bir yolu var. Bugünün son bölümü dorukta bırakacağız. Her zaman olduğu gibi zirvede bırakacağız. Fotoğraf başlıklı bir yazısı var. Saçının şekline, gazetecilik tarzına ve tavrına hayran olduğum Şeyhül Muharrir'in sıfatını hani Burhan Felek'ten sonra en iyi taşıyan insan olduğunu düşündüğüm Ergün Diler'in. Yalnız yazıyı bugün ekstra bir dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Hasreten rica ediyorum. Neden söylediğimi anlayacaksınız son cümleden sonra. Lütfen. Lütfen. Fönlü değil. Daha önce konuştuk burada. Kendisini çok eskiden beri tanıyan, birlikte çalışmış bir arkadaşımın bilgisiyle saçlarının normal şeklinin bu olduğunu söylemişti. Hatta bunalıma girmiştim ya burada. Ben de önde yok. Adamın bir de fönlü gibi. Ben kıskanmayayım da ne yapayım. Ama bugün ne olur yazıyı çok daha dikkatli dinleyin. Bakın. Ve şöyle düşünün, bu yazıyı yazarken Richard Clayderman tarzı, kim olduğunu merak eden genç izleyiciler varsa YouTube'dan baksınlar, romantik bir piyanisttir kendisi. Böyle boşluğa bakarak, fönlü saçları vardır şöyle erkek, fönlü aşağı inmiş, düz, dümdüz sarı, lepiska gibi saçları vardı. Bizim rahmetli Rüstem vardı burada, hani ilk yayınlarda takılıyordu. Sarışın beline kadar sarı güzel saçlarıyla bir kız fotoğrafı kullanıyordu profilde. Rüstem öyle bir danaydı. Sonra kaçtı. Biz 4 kişi girmeye niyetliydik ilk kurbanda. Kaçtı ama Rüstem. Biz de peşine gidemedik uzay boşluğuna kaçtığı için. Böyle çok boşluğa bakarak piyano çaldığını düşünler Öndiler'in. Tamam bu yazıyı yazarken çünkü son cümle çok vurucu. Hazırsanız başlıyorum. Ayaktaysanız oturun. Abartmayın. Bakın gerçekten sarsılacaksınız bugün. Yazının başlığı fotoğraf. Bölge ülkeleri parçalanırken Ankara büyük planı tespit etti. Bunu biliyorduk zaten. Bir anda rotayı çevirdi. Nereye? PKK'yı tamamen silmeye girişti. Şahane. Böylece batıya ben olmadan yapamazsınız dedi. E niye? Bölge ülkeleri hani toplayacaktı? İlk cümle öyle diyor. Neyse burası önemli değil. Çünkü Türkiye başka bir ülkeydi.
Ve geliyor son cümle, dikkat. Çünkü Türkiye başka bir ülkeydi. İşte bu nedenle devletin 12 ad fotoğrafı hepsini endişelendirdi. Duyduk değil mi? Çünkü Türkiye başka bir ülkeydi. İşte bu nedenle devletin 12 ad fotoğrafı hepsini endişelendirdi. Nasıl? Bölge ülkeleri parçalanıyor. Dünya büyük plan peşinde. Türkiye bunu çözüyor. Tedbirini alıyor. PKK'yı tek başına bitirmek için ne yapıyor? Nikahta yan yana fotoğraf veriyor. Şimdi bu kafanın mala zarar haberi yapması sizce şaşırtıcı mı? Soru bu. Buyurun. Bence yapar. Ben Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam bunu kullanırım. Nerede kullanırım biliyor musunuz? Şurada. Hani hep söylüyor ya, dünya bizi kıskanıyor. Yani 3. havaalanını İstanbul'a yapmamızı, İzmit Körfezi'ni dolaşan o yolu yapmamızı hepsini kıskanıyor. İt gibi kıskanıyorlar bizi. Tamam, ama en çok kıskandığı şeyin ne olduğunu büyük fotoğrafı anlatmış Dergindiler ya. Ben bu adamı o yüzden seviyorum. O yüzden pirimiz, üstadımız diyorum. Nasıl? Son cümleyi bir daha okuyayım mı? Ya anlamamış olanlar olabilir. Çünkü yayın bittikten sonra da hepinizden rica ediyorum. Bugün yaşadıklarınızı düşünün yayından sonra. Oturduğunuz yerden kalkmayın. Dengeniz bozulmuş olabilir. Ama bir daha okuyacağım. Bölge ülkeleri parçalanırken Ankara büyük planı tespit etti. Bir anda rotayı çevirdi. PKK'yı tamamen silmeye girişti. Böylece Batı'ya ben olmadan yapamazsınız dedi. Çünkü Türkiye başka bir ülkeydi. İşte o nedenle devletin 12 ad fotoğrafı hepsini endişelendirdi. Daha da ben artık gazetecilik üzerine falan kusura bakmayın konuşamayacağım. Yok sevgili Noyan, yazının tamamı bu kadar değil. Tamamını okusan asabın bozulur. Ben bu kadar ile yetiniyorum. Birinci sayfadan girişi. Ben daha fazla konuşamayacağım. Çok özür diliyorum. Hani ben de yayını bitirdikten sonra, yüklemeleri yaptıktan sonra bir süre oturup ağlamayı planlıyorum. Yaşadıklarımı sarsıla sarsıla ağlayarak. Hatta şöyle ağlamak güzel olmaz mı? Şimdi Richard Clayderman edasıyla bir piyano başında gibi yazıyor. Yani o nezaketle yazıyor. Adeta böyle bir Chopin dinler gibi olmuyor musunuz siz de ya? Öyle etkilemiyor mu? Beni öyle etkiliyor. Tam o böyle yazıyor. Bitiriyor yazıyı. Ve kalkıyor oturduğu yerden Hülya Koçyiğit'in koşuşuyla, hani böyle bir ilginç koşu vardır onun Türk filmlerinde, koşuyor yatağının üstüne yüzüstü atlıyor ve ayaklarını arkadan şöyle öne doğru katlayarak çırpınarak ağlıyor. Elleriyle bir yandan da yatağını yumrukluyor. Şahane olmaz mı ya? Vallahi ben bunu yapabilirim. Piyano bölümünü yapamam da diğer bölümünü yapabilirim. Takvim gazetesinin ve hepimizin piri üstadı Ergün Diler bugün mevzuyu gerçekten kopartmış. Ben bugün gün boyu Ruşen'le birlikte aslında meclisten yayın yapmayı planlıyordum. Hani çok şaşırtıcı kabine listesi üzerine değerlendirmeler falan yapacaktım. Herhalde yapamam. Vallahi yaşadıklarımı düşünmek istiyorum çünkü. Hülya Koçyiğit gibi koşarak yatağın üstüne yüzüstü ağlayıp, yüzüstü uzanıp atlayıp bir anda ayaklarımı yatağa vurarak, ellerimle vurarak, tekmeleyerek ve yumruklayarak ağlamayı düşünüyorum. Siz de ne yaparsınız bilmem artık. Bakın başınızın çaresine. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için. Benimle birlikte olmak üzere bu kütüphaneye misafir olduğunuz için. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. İyi ki beraber oturup konuşabiliyoruz, bir şeyler paylaşabiliyoruz. Çünkü biz paylaşmazsak bu büyük fotoğrafı gören arkadaşlar şunları köşe yazısı gibi saplıyorlar bize ve üstümüzde kalıyor bunlar. İnanmayın, inanmayın, sorgulayın biraz. Sorgulayın. Bu böyle olamaz, bu kadar basit olamaz diye sorun, sorgulayın. Çünkü biz bunu yaptıkça birileri tırsacak. Çünkü onlar da çok iyi biliyor ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Güzel bir gün diliyorum. Yarın umarım bir aksilik olmaz. 9'da ölmezsen kalırsan buluşuruz. Hoşçakalın.